Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. Konya'mızı geziyoruz. Süleyman yine nerelerdesin diyenlere. Öncelikle sizi güzel bir Konya manzarasıyla buluşturmak istiyorum. İşte gelişen, büyüyen şehrimiz Konya. Alemleri Gülşen'in rayasıyla mesletmiş Konya şehrimizin bu güzel görüntüsüyle buluşturmak istedim. Sevgili Serkan kardeşimin görüntüleriyle sizlere Konya'mız ulaşıyor. Peki neredeyim? Hemen dönüyorum Serkan ben. Efendim bu görüntüyü Akyokuş'tan aldık. Efendim Akyokuş'a yeni kazandırılan park alanlarını geziyorum sizlere. Erken saatlerde geldik hafta içi. Bakın buraları gösterelim ki hafta sonu ilk gelenler bu güzel yerleri kameraları da kapsınlar. Büyükler için hemen böyle spor aerobik alanları yeni alanda oluşturuldu. Bakın peki nerede diyenlere, hemen yeni izleyenlere hemen bakıyoruz. Kafemi görüyorsunuz. Kafeteryamız, efendim restorantımızın altında o inen yolu biliyorsunuz. Burası işte sizleri bekliyor sevgili seyircilerimiz, onu söyleyelim. Buraya da çocuklarımız için park gelecek. Efendim daha ayrıntılı hemen vericilerimizin bulunduğu yere şu anda yayınımız size buralardan ulaşıyor. Buradaki vericilerimizden sizlere ulaşıyor. Bu alanda Akyokuş bölgesindeki çalışmalardan sizlere bahsedeceğiz. Sonra efendim tramvayımıza atlayacağız. İstanbul yolunda devam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Biraz acıktık. Sevgili seyirciler, Süleyman yine her zamanki gibi acıktı. Ne yapacağız efendim? Akyokuş'ta restoranımızın Konya lezzetlerini sizlere buluşturacağım. Geldiğiniz zaman ailenizle efendim kafem kalitesi ve güvencesiyle uygun fiyatlarıyla ne yenir dendiği zaman işte alternatifler. Şimdi Konya yemeklerine gireceğiz birazdan. İçeride ustalarım hazırlık yapıyor. Burası da her zaman böyle yoğundur, nezihtir, sakindir diyelim. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Öyle bir yoğundur diyorum, sakindir diyorum. Saatine göre değiştiği için bu her şey var. Şu an sakin zaman diyebilirim. Hocam merhaba, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir tanıyalım efendim sizi. Ben Doktor Kemal Ödev, Meram Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Hakikaten burası güzel bir yer, nezik bir yer. Ondan sonra güzel yemeklerini beğeniyoruz. Yani 92 yıldan beri hizmet veriyor burası. Konya için iyi bir hizmet. Dışarıdan gelenler devam buraya gelip yemek yiyor. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Hocam özellikle Konya yemekleri şu evet, son Konya yemekleri özellikle evet. Misafirler geldiği zaman. Evet. Biraz daha arkadaş Mehmet Emin Bey hoşmerim yiyor bakın. Yani Konya dışında yiyor, biliyor yani nasıl olduğunu yani, iyi biliyor. Yani Konya dışından gelenler Konya yemeklerini burada yiyebilir yani. Hocam manzara da çok güzel. Evet. Şöyle bir baktığı zaman Konya'yı seyrederken evet. Değil mi? Katılıyorum hocam? Evet. Evet. Güzel bir, güzel bir ortam yani. Siz bugün ne yemeği tercih ettiniz? Onu bir alalım hocam. Ben bugün köfte yedim ondan sonra. Güzel. Bamya çorbası yedim. Gayet güzel yani. Peki afiyet olsun diyelim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bir tanıtalım efendim hemen sizi. Ben Doktor Osman, Kemal Hocam'la birlikte çalışıyoruz Meram Tıp Fakültesi'nde. Dediğim gibi hocam, ben manzarasıyla hem işte Konya yemekleriyle dışarıdan gelen misafirlerimizi genellikle biz burada ağırlıyoruz. Hem fakültemize yakın. Evet. Genellikle toplantılar falan da burada düzenliyoruz toplantı yemekleri. Neredesiniz hocam? Konyalıyım. Konyalısınız. Hocam Konya'nın son dönemdeki gelişmeleri veya bir değerlendirme alsak. Ya Konya hep ilerleyen bir şehir zaten. Hem belediyelik yönü hem tıbbi anlamda da çok ilerliyor gerçekten. Zaten otellerin, lüks otellerin açılmasında da bu belli zaten. Hem şey anlamında da. Turist anlamında da gerçekten çok turist çeken bir yer haline geldi. Hocam sizin menüde tercihiniz ne oldu? Valla ben şiş yedim. Aslında biz Konya yemeklerini severim ama hep Konya yemekleri yediğimiz için biz burada doğru. Genellikle Konya yemekleri diyemiyoruz. Izgaraları ağırlık. Evet, ızgara ağırlıklı yedim. Afiyet olsun. Tatlı da genelde höşmerim masa tercih edilmiş. Ama gerçi herkes höşmerim almış. Efendim hem yemeklerine hem de tatlılara da bakacağız burada. Saç arasını öneriyorum şu an menü almayan varsa. Arka tarafa doğru gideceğim. Valla burada çok yoğunluk var. Şöyle gidelim. Hanımefendiler müsaitse onlara bir selam verelim. Yoğun bir zamanı tam öğle vaktine geldik. Afiyet olsun. Vay, güzel bir menü seçilmiş. Demek ki devamlı uğranıyor sevgili seyirciler. Ben burada böyle bir menü olduğunu da bilmiyordum. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? Ebru. Evet Ebru. Radyolojide çalışıyoruz. Gelir misiniz sık sık? Evet, sık sık. Neler dersiniz? Hem kafem olsun hem buradaki restoran. Gayet memnunuz. Ekipten, çalışan arkadaşlardan, menülerinden, yiyeceklerinden. Her şey çok güzel.
Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Diyelim. Sizleri biraz tanıyalım. Merhaba, aile ben. Evet, çok nezih bir ortam. Herkese tavsiye edebileceğim güzel bir ortam. Yemekleri de harika. Güzel, memnunuz. Yemekler aranız nasıl? Normal. Nerelisiniz? Konyalıyım. Konya yemekleri. Mesela sarmayı yapar mısınız? Hani sarma evet. Su börekleri. Kısmen. Yapmayı mı tercih edersiniz yoksa burada hazır yemeği mi genelde? Her ikisi de. Evet, her ikisi. Kafemlere uğradınız mı daha önce? Aşağıdaki kafe bölümüne geldiniz mi? Nasıl? Çok güzel, neyse. Kesinlikle Konya halkına tavsiye ediyorum. Şimdi sizin menüyü merak ettim. Ne var? Fırında mantar. Bamya çorbası. Arkasından fırında mantar tercih ettim. Ana menünüz bu yani. Ana evet, yemeği. Evet. Mantar yemeği sağlıklı. Evet, harika. Biraz evet. Diyet. Afiyet olsun diyoruz. Şimdi efendim, hem Konya yemekleri hem ızgaralar. Peki hazırız. Abicim kolay gelsin. Fazla da rahatsız etmeyelim hanımefendi orada. Merhabalar efendim. Gidiyor muyuz? Kimler var şöyle yanımıza alalım. Herhalde Konya'da iyi bir mekan diye düşünüyorum. Misafirleri ağırlamak için biraz yanıma alayım. Tabii ki her zaman buradayız. Hı-hı. Akdeniz Cam ekibi olarak misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Burayı tercih ediyorsunuz. Evet. Yani nereden geldi misafirler? Danimarka. Peki yemeği nasıl bulmuşlar? Bize yardımcı çok olabilir beğendim mi? Tesisi, manzarayı bir soralım. Hanımefendiye soralım. Hoş geldiniz diyelim. Welcome. Thank you. Nasıl buldunuz? Neler bir yorum alalım tesisi ve yemekleri. He's asking how did you find this place? Did you like it or not? Place is very nice. Konya is looking very big and huge town. Bir şehre benziyor. Çok beğendik. Yemekler. Yemeklere zaten hayran oldular. Hangi menüyü önerdiniz? Fırın kebabı yediler, tirit yediler, karışık işte. Soralım o zaman yemekleri, Konya yemeklerini soralım, nasıl bulmuşlar? He's asking, did you like Konya foods? Yes, very tasty. Turkish food is very nice, mostly Konya food. Türk yemekleri çok güzel, özellikle Konya yemeklerini çok beğendik diyorlar. Beyefendinin düşünceleri alalım, Konya ile ilgili düşüncelerini alalım, nasıl buldu? Nereden geliyor misafirler? Danimarka. Danimarka'dan Konya ile ilgili düşünceler, restoranla ilgili düşünceler. Şöyle yanımıza alalım mı? Biraz daha şöyle alalım isterseniz, siz şuraya alalım. İyiyiz değil mi? Evet, hazırız. He's asking what your opinion about Konya. Fantastic place and interesting food. And nice people. I do business here, so and my first time in Konya. İlk defa Konya'ya geldim. Yemekler, insanlar, her şeyi çok beğendik diyor. Zaten iş için burada. Ne güzel. O maksatla. Çok teşekkür ederim sevgili seyircilerimiz. Çok sağ olun. Şimdi yemek bölümüne geçeceğim. Bakın, teras bölümünde durabilirsiniz. Havalar biraz serinlemeye başladı. Manzara için teras bölümü. Ama biz içeriye doğru gidelim. Ve hemen ustalarımızın yanına geleceğim. Izgaralara bakacağım, yemeklere bakacağım. Ustam hazır mıyız orada? Vay ustalarım hazır. Hemen hiç kaydı kesmeyelim. Ustam nasılsın? Hızlı bir şekilde gidiyorum. Serkan, isim nedir ustam? Mehmet Ali. Mehmet Ali abi. Hemen böyle gidelim. Olayın sırrı burada sevgili seyirciler. Mutfaktayız. Olay mutfakta bitiyor. Evet. Neyle başlıyorum? Bamya çorbasıyla başlayalım. Hemen ustam. Bu Konya'da bamya çorbamız. Evet, şöyle böyle bir ikram ediliyor efendim. Bamya çorbamızı içebiliriz. Diğer çorba çeşitlerimiz de var. Arabaş çorbamız var, mercimek çorbamız var. Ben Konya yemeklerine ağırlık vereceğim. Hani genelde bizi şehir dışından izleyenler çok fazla olduğu için Konya mutfağını tadabileceğiniz uygun fiyata ve nezih bir ortamda. Evet, etli yaprak sarmamız. Çok etli oluyor yani abi bu. Etli oluyor. Yani ben çorbanın tadına bakacağım şöyle. Çorba da bu ama. Çorbanın kralı da bu. Yemeğin hası da bu. Geleceğim. Her zaman söylüyorum. Bol etli. Ver abim. Etli yaprak sarmamız. Yaprak sarmamız. Sıcak değil mi? Yanar mıyız? Süleyman yanarsın diyor. Ben yanmışım zaten. Halimden anlayan varsa gelsin. Evet. Efendim sarmamız bol. Biraz şöyle sen evet fırın kebabına geldik. Burada önereceğim fırın kebabıdır. Yani Konya'ya gelip de fırın kebabı yemeden giden varsa üzülürüm. Yemeğin kralı budur. Fırın kebabıdır ustam. Soğanını da ver. Bakın servisimiz böyle oluyor. Kaç saat ateşte duruyor? Bunu bir anlat ustam bana. Bu yaklaşık 6 saat gibi fırında kalıyor. Fırında kalıyor. Kuzu etinden yapıyoruz. Kuzu etinden. Evet. Ve böyle soğanla birlikte. Soğanla birlikte. Bir anda mutfağa daldığım için hemen şöyle ustam. Maydanoz ben hemen şöyle tadına bakabilir miyim? Parçala ustam. Bana elini yedirir misin ustam? Bu elle yenir. Sakın buraya gitme çatal matal istemeyin. Veriliyor ama efendim burada değil mi ustam? Üç parmakla böyle lüp lüp götüreceksin. Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Harika. Bir alkışlayın. Izgara ekmek istiyorum. Başka göstereceğimiz menü var ama. Konya yemeklerinin yanı sıra etli ekmek.
Et ekmeğimiz var. Fırınımız burada, fırınımız da burada. Ustam kolay gelsin. Hemen buradan görüyorsunuz, et ekmek atabilirsiniz bak. Bıçak arası. Tamam, teşekkür ediyorum. Izgaralara da gidelim. Yoğun bir şekilde devam edeceğim. Izgara ustalarım da orada. Hadi ızgaraya gidelim. Bizim köyden bir deli oğlan yıllar önce gurbete gitti Süleyman. Süleyman. Bir de duyduk, öğrendik ki büyük şehirde büyük adam olmuş Süleyman. Süleyman. Vur davulcu eline üşenme, hoppa. Çal zurnacı diline üşenme, hoppa. Bir gün Sıla'dan mektubu geldi. Evet, tereyağımız hazır ustam. Tereyağımızı da döküyoruz. Şimdi döktüğü hangisi, tiridimiz mi? Tirit. Evet. Oo, abi ne yaptınız ya? Allah 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 Allah, yanıyoruz. Efendim, gördüğünüz gibi ustalarımız kemik suyuyla böyle. Helal olsun ustam ya. İşte bu, şov yapıyor. Hepsi işinde usta sevgili seyircilerimiz. Konya'ya geldiğiniz zaman Konya yemeklerinin tadına bakacağız. Onun hazırlığını da devam ettik. Efendim, şimdi bu menüyü hepsini birden göreceğiz değil mi ustam? Hepsini birden masada göreceğiz. Hadi bir görelim bakalım Konya yemeklerinde neler varmış, nasıl yenirmiş, ustam anlatıyor. Biz görmeyeli çok değişmiş, selamı sabahı unutmuşsun Süleyman. Süleyman. Sofraya hemen yerleşiverdin, belli ki gurbet sana yaramamış. Mehmet Ali Usta'mın ellerine sağlık. Ekibi de tebrik ediyorum efendim. Akyokuş'ta geldiğiniz zaman önce Konya yemekleri dedik. Hemen tanıyalım Mehmet Ali abi. Bamya çorbamızla başlıyoruz. Burada. Evet. Su böreğimiz arkasından geliyor. Su böreği geliyor ama ama. Etli yaprak sarması. Oy oy. Onun arkasından oy. Geliyor. Evet. Sonrasında patlıcan közleme kebap geliyor masamıza. Evet. Sonrasında ekmek salmamız geliyor. Fırın kebabımız ve tridimiz. Tridimiz. Evet. Bu Konya mutfağı oluyor işte. Hani Konya mutfağı oluyor. Oy. Oy evet. Abi nasıl güzel anlatıyorsun öyle. Tatlı olaraktan höşmerim helvamız var, saçaramız var. Saçaramız var. Ve dondurma höşmerim. Favori tatlılar. Favori yaz. Tatlılarımızdan. Özel dondurma. Doğru. Uçak bile kırılır yani o dondurmada, öyle doğrudur söyleyelim. Güzel bir menü. Hızlıca sizin adınıza bir tadına bakmak istiyorum. Çorba şöyle hızlıca alayım. Hmm. Konya'nın en meşhur çorbası zaten. Evet. Bamya'nın vazgeçilmez. Olmaz. Burada sarma çok etli oluyor. Yani kesiyor hemen. Bir tane bile yeseniz yetiyor sevgili seyirciler. Şöyle bakacağım. Sarmamıza. Yalnız ustam. Yemekler çok güzel de manzara yediriyor yani. Manzara var ya, bu manzara zaten hiçbir şeye gerek kalmıyor. Muhteşem bir Konya manzarası. Harikulade bir ortam. Fiyatlar son derece uygun. Doğrudur. Büyükşehir Belediyesi Konya'ya kazandırdı Akyokuş'u. Evet. Yani önceki durumuna baktığımız zaman, bugünkü son 5 yıla baktığımız zaman, son 5 yıl bayağı hareket gördük. Konya halkı da bunu kabul etti. Kesinlikle. Çok güzel bir mekan. Şimdi hemen ben, abi şöyle bir bakayım ya, dayanamadım ya. Trite dayanamadım. Patlıcan közümeni nasıl yapıyorsunuz abi bunu? Patlıcan közlemeyi, patlıcanı ızgarada közlüyoruz, evet. Domates biberini közlüyoruz, tereyağında domates biber, patlıcan çevriliyor, sonrasında kuşbaşı eti ilave ediyoruz üzerine. Hem patlıcanın tadını alıyorsunuz közde, hem et. Etin tadını. Kuşbaşı eti, bu nasıl bir tariftir ya? Evet. Ekmek salmasını. Ekmek salması? Ekmek salması. Bol işte, yağlı. Bol yağlı. Kurbanda yapıyoruz ya evlerimizde, evet. Tandır ekmeği, kurban kavurması. Kuzu etinden daha güzel oluyor. Evet, menü bu sevgili seyirciler. Tatlılarımıza höşmerimi tavsiye edeceğiz sizlere. Ben hemen kameraman arkadaşımla beraber bakın. Kesme dondurmayla beraber özel sıcak höşmerim buluştuğunda böyle bir görüntü. Sen höşmerim deyince atla geliyor zaten. Demirindi şerbetimiz var. O nedir? Hazmı kolaylaştırıyor. Evet. Konya mutfağını haliyle baktığımız zaman hepsi et. Demirindi şerbetini içtiğimiz zaman arkasından hazmı kolaylaştırıyor, rahatlatıyor. Ustam şu eline bir daha bana bir fırın kebabı ver. Her şey tabii ki sarmadır, közlemedir, kuşbaşıdır efendim, trittir ama efendim tekrar söylüyorum, mutlaka fırın kebabı. Süleyman yedi diyorsunuz, yiyeceğim diyorsunuz. Nereye giderseniz gidin ama fırın kebabı yiyin. Arkasından da bir parça. Soğan yedir mi abi? Soğan olmazsa olmaz. Onu yediğinizi kabul edin. Daha çok çekimimiz var.
Efendim afiyet olsun ama manzara zaten Akyokuş'ta harikulade. Afiyet olsun. Efendim ekibi tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Şimdi yemekler harikaydı. Bunun üzerine ne gider? Çay gider, kahve gider. Onu da hemen yine aynı bölgede yapacağız efendim. Gideceğiz, çayımızı da kahvemizi de içeceğiz. Arkadaşlar bir alkışlıyorsunuz kendinizi. Hadi ben de kahveye gidiyorum, hadi. Akyokuş Park Konya mutfağında Konya yemeklerini yediniz ama daha manzaraya doymadınız eminim. Yapmanız gereken güzel bir çay veya kahve tercihiniz olabilir. Başka tercihleriniz olabilir. Yapmanız gereken hemen biraz aşağı ineceksiniz ve burada güzel bir çay içeceksiniz. Ben de öyle yapacağım Serkan. Çünkü o yemeğin üzerine iyi bir çay gerekir. Benim tercihim o. Sana ne söyleyeyim? Sen de çay. Harikasın ya. Her şeyimiz uyuşuyor. Ama işte Konya'nın en güzel manzaralarından bir tanesi de burada. Genelde geldiğimiz zaman herkes burada bir fotoğraf çektirir. Gayet de güzel. Böyle birkaç yerde var zaten biliyorsunuz programlarımızdan. Pırıl pırıl görüyorsunuz. Hava itibariyle de biraz serinlik var ama hafta içinde ve erken saatlerde de aynı şekilde olduğu için böyle bir durum var. Gayet güzel. İşte Konya'yı seyrediyoruz ve çayımıza devam ediyoruz. Birlikte Konya'yı sevdamız Konya. Güzel bir Konya manzarasında güzel demlenmiş taze güzel bir çay. Çay budur. Reklamlara bile girebilir. Yani bir reklam çevirsek reklam yüzü olabilir. Hemen sizi bir tanıtalım isterseniz. Evet, ismim Osman. Kafem sorumlusuyum. Akyokuş'ta kafem sorumlusuyum. Çok güzel bir mekan olmuş Osman abi. Vallahi elinize sağlık. Çay çok teşekkür ederiz. Ama tabii çok teşekkür ederiz. Vazgeçilmezlerden. Tabii hani şimdi az önce yukarıdaydınız bir yemek çekimimiz oldu, yemeklerimizi tanıttınız ama o yemeğin üzerine de hani böyle hoş bir kahve evet, değil mi? Evet, güzel sunum. Sunumuyla, lezzetiyle tabii ki gayet hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi burası genişledi. Birazdan bu genişliği gezerek göstermek istiyorum da. Tabii ki. Manzara son derece güzel. Değişiklikler evet. Var özellikle evet. Akyokuş'ta. O güzel olmuş. Evet. Gerçekten hani tabii ki insanların talebi üzerine yaptığımız şeyler var burada. Yaptığımız hizmetler var ama bu genişliği de sağlayabilmek için çok çaba gösterdik, çok emek verdik. Uğraşan, didinen herkese Konya halkı adına teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü gerçekten çok büyük emekler verildi ama ortaya güzel şeyler çıktı. Birazdan da göreceğiz bunu, gezeceğiz inşallah. Biraz sevgili seyirciler, böyle güzel bir Konya manzarasında 1,5 liraya çay keyfi. Evet. Gayet de güzel oluyor. İsteyen kahve içiyor. Tatlar aynı şekilde çok güzel tatlar var. Waffle'ı tercih edebilirsiniz yine. Höşmerimi tercih edebilirsiniz. Çeşit çok. Fiyatlar da son derece cazip. Ben devam ediyorum çayımı içmeye. Sevdamız Konya. Birlikte Konya'yı. Genişleme var burada. Osman abi onu anlatsın. Evet, bayağı bir genişlemiş. Tabii hani haliyle daha önceki kapalı alanımız biraz daha minimizdi, daha küçüktü. Bu yıl böyle bir şey düşündük. Kapalı alanımızın tamamı bu alanda aslında. Evet. Ama biz dedik ki hani gelen misafirlerimizi daha geniş, daha ferah, daha şık bir salonda ağırlamak istiyoruz dedik. Sağ olsunlar müdürlerimiz buna çok olumlu baktılar, çok güzel baktılar. Projelerimiz hazırlandı ve ellerine sağlık diyorum. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten hoş bir mekan oldu. İsterseniz buyurun görelim. Evet, Serkan gel istersen hemen hızlı bir şekilde. Şimdi iç mekana geldik. Hemen böyle insanın iştahı tekrar açılıyor. Ya bu insanoğlu ye doymuyor. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, sağ olun. Bir kafede ne ararsanız her şey var gördüğünüz gibi. Harikulade. Arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi manzaraya bakacağız. Muhteşem. Sevgili seyircilerimiz biraz sakin bir zamanda geldik.
işin gerçeği daha da güzel oldu. Ben bu kadar şık ve güzel durduğunu görmüyordum yoğunluktan. Gerçekten çok güzel bir mekan. Genişliği görüyorsunuz. Manzara, Konya manzarası. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve çekimlerimize devam ediyoruz. Bizim köyden bir deli oğlan yıllar önce gurbete gitti Süleyman. Adam olmuş Süleyman. Süleyman vur davulcu eline üşenme hoppa. Çal zurnacı diline üşenme hoppa. Bir gün Sıla'dan mektubu geldi, okuduk ki köye dönüyor. Efendim, Beyşehir'den, Isparta'dan Konya'ya girişte Akyokuş'tan geliyorsunuz. Herkes burayı çok iyi bilir. İşte gördüğünüz gibi güzel bir manzara eşliğinde Konya'ya giriş yapıyorsunuz. Özellikle yürüyüş yolları, seyir terasları, park alanları, bisiklet yollarıyla gerçekten çok güzelleşti Akyokuş. Şöyle baktığınız zaman çok yakın bir zamanda buralarda da seyir terasları olacak. Aracınızı park edeceksiniz bu iki bölüme. Konya'yı seyredebileceksiniz. Her şey gayet güzel. Konya manzarası güzel. Yoğun bir şekilde de devam ediyor efendim. Merhabalar. Merhabalar. Bir tanıyalım efendim sizi. İsmim Ahmet. Evet Ahmet abi. Isparta'dan geliyoruz. Isparta'ya yolculuk mu var? Isparta'ya yolculuk var. Ailecek böyle. Evet. Böyle manzarayı durunca bir durdunuz aracınızdan indiniz. Evet. Güzel manzara. Fotoğraf çekelim dedik. Güzel. Evet. Bu çocuğun bacımızın adı ne? Ömür. Ömür uzun olsun inşallah. Kaç yaşında şimdi? 1,5 yaşında. 1,5? Evet. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Acılarını göstermesin. İlk defa Konya'ya geldiniz siz. Ben de ilk defa geldim. Nasıl buldunuz Konya'mızı? Çok güzel ya. Mevlana'mızın şehri. Evet. Çok güzel. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Buradan bizi izleyenlere de selamlarımızı gönderelim o zaman. Selam, sizlere de ulaşsın. Selamlar. Sevgili seyircilerimiz, otogar durağına geldik. Tam böyle öğrencilerin okuldan çıkış zamanı, ikinci öğretimlerin kampüse gidiş zamanı. Yeni tramvaylara binelim istedik. Kaptan merhaba, batmanımıza bir selam verin. Nasılsın? İyiyim. Siz. İsim nedir? Hüseyin. Hüseyin abi. Nasıl yeni tramvaylarımızla ilgili önce sizin düşünceleri alalım. Şu anda otogardan çıkıyoruz sevgili seyirciler. Görüntülere de yansıyacak. Otogar durağında da yolcularımızı alacağız. Hiç... Özellikle güçlendirme çalışmalarından sonra sarsıntı hiç yok. Son derece rahat bir yolculuk oluyor sevgili seyircilerimiz. Teknoloji, son teknoloji, her şeyle çok güzel. Size sormak lazım, nasıl? Yeni tramvaylar nasıl? Yeni tramvaylar çok çok iyi bizim açımızdan. Yeni sistem. Evet. Her şey konforlu. Sürüş açısından da çok güzel. Yolcu açısından da güzel herhalde. Güzel oldu. Konya'mız için gerekliydi. Evet. Çok çok iyi oldu. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Yeni sisteme geçmek üzereyiz zaten. Bütün duraklar hemen hemen bitti. Ve daha da çok güzel olacak yani. Bunları ele alacağız sevgili seyircilerimiz. Ben daha çok yeşil alan ve parklara yoğunlaşacağım. Bugün şimdiki durağımız Japon Parkı'na doğru gideceğiz. Tahmine göre su deposunda inmem lazım benim. Şimdi otogarda inen yolcuları aldık. Işığın bize geç demesini bekliyoruz. O dik çizgi olacak. Daha önceki tramvaylarda bir kullanmışlığım olmuştu. Batmanlık yapmıştım. Bakalım eski tramvaylarda kullanmıştım abi. Kısa dibi olsa bir Alaaddin turu yapmıştık çekim sırasında. Güçlendirme çalışmaları önemliydi. İyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeni tramvayların biraz daha konforlu ve biraz daha ağır olmasından dolayı zeminin güçlendirilmesi gerekti. Otogar kavşağında da özellikle stadyuma giden futbol severlerin, otogara gelenlerin yoğun olduğu bir kavşak. Hareketli bir kavşak. Dolayısıyla ışıklar da uzun olabiliyor. Bundan sonra yeşil alanlar başlıyor zaten Serkan. Evet. O da çok güzel değil mi? Yeşil alan için, sizler için. Bizim için de iyi. Adliyat'ta yeşil alan daha çok. Burada da otogardan sonra başlıyor. Evet, şu an bize attı. Selamınız bir el ve parmak işaretiyle karşılıklı selam veriliyor. Görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Bir makastan geçiyoruz. Şimdi çoğu herhalde kampüse doğru gidiyor sevgili seyirciler. Kampüsten sonra
bilgisayarlarla da. Hangi durağa geliyoruz? Medaş durağına geldik sevgili seyirciler. Yani nereden nereye geldik? Özellikle yeni tramvayların konforunu görünce sevgili seyirciler, son teknoloji. Medaş durağındayız. Yolcularımızı alacağız şimdi. Selçuklu bölgesi yeni yapılaşmaların çok yoğun olduğu bir yer. Yeni siteler, bloklar, büyük yatırım ve projelerin olduğu Selçuklu bölgesinde. Şimdi görüntüleri aktarıyoruz. Serkan'ın memnun olduğu bir diğer nokta hiç sarsılmaması. Büyük bir keyifle şu an çekimlerini yapıyor ve sonbaharın güzellikleri parkımızdan ekranlara yansıyor sevgili seyircilerimiz. Gerçekten bütün renk tonlarında sonbaharın güzellikleri devam ediyor. Şimdi gelecek MTA istasyonuna doğru gidiyoruz. Yeni tramvaylarımıza. Şimdiki durağımız ne olacak sevgili seyircilerimiz? Japon Parkı'nda bir gezi. Sonra yine Konya'mızdaki bölgemize, Konya'mıza kazandırılan parkları, bahçeleri gezmeye devam edeceğiz. Kampüse doğru da kapanışımızı yapacağız. Ladikli Ahmet Hüdayi Parkı dediğim gibi Türmak'tan başlayıp kampüse kadar devam eden... Vatmanımıza çok teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Tramvayın gidişini de hemen aktaralım. Yine gördüğünüz gibi tam karşısında indik parkımızın. Çok teşekkürler Vatman. Tramvayımız, yeni tramvaylarımız gördüğünüz gibi hiç sarsmıyor. Son derece teknolojik, konforlu bir şekilde görevlerine devam ediyor. Allah kaza bela göstermesin. Haydi bakalım devam edelim. Bizde durmak yok. Bak park sağlı sollu. Ahmet Hüdayi Parkı 215 bin metrekare demiştim. Gel bakalım. Konya'mızın değişik noktalarında, Ankara yolunda, İstanbul yolunda alt ve üst geçitlerimiz var. Çok büyük yatırımlar yapıldı sevgili seyircilerimiz. Şu anda sağ tarafıma ve sol tarafıma baktığım zaman çok güzellikler var. Şimdi onu sizlerle paylaşacağım. Senin adın ne? Salih Tokçay. Salih, nasılsın? İyiyim. Hangi okuldasın? Türmak. Aferin, böyle alt ve üst geçitleri kullandığın için teşekkür ediyorum sana. Bu önemli değil mi? Evet, çok önemli. Peki dersler nasıldı? İyi, takdir. Allah iyilik versin. Nasıl, Konya'mızı beğeniyor musun? Güzel. Neler de söylemek istersin? Stat çok güzel, stat. Stada gidiyor musun? Maçlara gitmedim gidiyorsun. Abi, daha hiç gitmedin mi? Hayır. Ya stada gidilmez mi? Serkan, en yakın zamanda Salih'i götürüyorsun stada, tamam mı? Yani inşallah takip edersen bizi takılırsın. Peki, çok teşekkürler. Altı üst geçidi kullandın. Sevgili seyircilerimiz, manzarayı konuşalım. Hemen İstanbul yolundan Konya'mıza giriş. Şu anda üst geçidimize trafiği görüyorsunuz. Tramvayımız, yeşil alanları, Ladikli Ahmet Hüdayi Parkımız gördüğünüz gibi kampüse kadar Türmak Okulu'ndan başlayarak devam ediyor. 215 bin metrekare sağlı sollu dönüyorum. Peki kampüse giden yola bakalım. İki tramvay yan yana geldi. Bugün konularımızdan bir tanesi de yeni tramvaylarda görüyorsunuz. Yine sonbaharın güzellikleri, ağaçlarımızın yaprakları rengin her tonunda var. Biz nereye gideceğiz? Karşıdaki Japon Parkı'na gideceğiz. Japon Parkı'na gidelim. Haydi fazla vakit kaybetmeyelim. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 36 bin metrekarelik alana yapılan Japon Kyoto Parkı, Türkiye'nin en büyük Japon bahçesi sevgili seyircilerimiz. Kyoto şehriyle Konya kardeş şehir olunca böyle bir proje ortaya çıktı. Son derece güzel, özellikle fotoğrafçıların, eğlenenlerin uğrak yeri hafta sonları ve hafta içi. Çok güzel manzaralar var. İsterseniz açık büfe kahvaltı, Japon kültürü, Japon yemeklerini de tadabileceğiniz kafemde mevcut. Şöyle bir görelim. Evet, 2010 yılında faaliyete geçti. Japon Parkı gerçekten çok güzel hizmetlere de öncülük ediyor. Turistler geliyor, geziyor, ziyaret ediyor. Bu yönde de hizmet oldu. Şimdi parkımızı gezelim. Yeah.
Parkımızda gezmeye devam ediyoruz. Fatih abi hemen buldum. Fatih abi, kısa bir bilgi de senden almak istiyorum Kyoto Parkı ile ilgili. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Konya Büyükşehir'imizin Konya'ya en önemli kazanımlarından bir tanesi olan Japon Parkı'ndayız şu anda. İçerisinde çok geniş alanda havuzları, yürüme yolları ve bitkisel birçok özelliği barındıran ve hem şehir içerisinden hem de şehir dışarısından birçok misafir ağırladığımız nezih, güzel bir ortamımız. Özellikle son yıllarda Konya'mızın düğün, nişan gibi birçok ihtiyaçlarında, özellikle fotoğraflandırma ihtiyaçlarında karşılanmasında, gençlerin, çocukların ve ailecek rahatlıkla gelebileceğimiz ve belirli zaman alanlarında kapalı olan ve gündüzleri birçok halkımıza açık ve nezih bir ortamımız mevcut. Burada özellikle kamelyalarımız, halklarımız, insanlarımız çok uzun sürelerde kendi sevdiği insanlarla ailecek rahatlıkla oturabiliyorlar, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ve burada güzel zaman geçirebiliyorlar. Bunun akabinde çocuklar için de su ve görsel güzelliğin bir arada bulunması da aslında onlar için güzel çekici gelen önemli noktalardan bir tanesi. Bunun devamında yine burada değirmenlerimiz, şelalelerimiz ve bununla beraber de kamelyalarımız ve seyir terasları dediğimiz alanlarımız mevcut. Burada insanlar gelip burada güzel anılar ve güzel zamanlar geçiyorlar ve bu anılar da burada en önemli şey bir tanesi fotoğraflandırabiliyorlar. Evet. Bu da onlar için çok güzel kalıcı bir eser ve hatıra olmuş oluyor. Evet, buradan da yine arka taraftaki kafeme hemen bir değinelim. Çocuklar da yavaş yavaş gelmeye başladı Serkan yanımıza doğru. Çok güzel, istediğiniz zaman Japon kültürünün yemeklerini tadabileceğiniz restoranımız da var. Evet. Selamun aleyküm gençler. Selam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. İyi, siz nasılsınız? Hamdolsun, bir tanıyalım. Ben Muhammed Ataman, Adıyamanlıyım ben. Adıyaman'da işte üniversiteyi kazandım, Selçuk Üniversitesi'ni. Buraya geldik. Kaçıncı sınıftasın, hangi bölüm? İlk sınıf, iktisat. Nasılmış Konya, alışabildin mi? Konya, çok güzel ya, çok beğendim Konya'yı. Buraya hayran yakın oldum herhalde. Aynen, yakın buraya. Evet, parkımız Japon Parkı. Parka ayrıyeten hayran kaldım, ilk defa geliyorum parka. Seni tanıyalım. Ben Abdullah, Konyalıyım. Selçuk Üniversitesi İktisat 1. sınıf öğrencisiyim. Evet, tanıştınız, kaynaştınız. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kardeşler bir arada işte. Sen gezdiriyorsun herhalde, evet, ilk defa arkadaşım gelmiş. Evet, yardımcı oluyoruz arkadaşımıza çok güzel, da. Çok güzel, çok güzel. Sen nasıl, neler dersin Japon Parkı? Evet, ya ben Konyalı olarak çok beğendim ve ilk gelişim benim de. Allah evet, Allah. Yani bu tarafa pek gelmemiştik. Hı-hı. Balıklar falan çok hoşumuza gitti. Çok Hı-hı. beğendik yani. Hı-hı. Belediyemizi tebrik ederiz. Böyle bir şey kazandırdıkları için bize. Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Senin ismin nedir kardeş? Benim isim Uğur. Uğur, sana da kolay gelsin. Afiyet olsun. Balıklar ve doğal güzellikler. Hemen şöyle devam edelim. Bak burada neler neler var. Selamun aleyküm. Abi merhabalar, nasılsınız? İyiyim, yemyeşil güzel bir bisiklet. Hava biraz serin ama bisikletten vazgeçmemişsiniz. Vazgeçmedim. Devam mı? Kışın bile. Bakalım, daha kar yağdığı zaman ne olacak bilmiyorum. Eyvallah. Bir tanıyalım. Bizler de böyle park, bahçe, bir set yollarını tanıtıyoruz. Öyle mi? Önce sizi bir tanıyalım isterseniz. Murat. Murat. Ne işle uğraşırız? Öğrenciyim. Hangi bölümdesin? Veteriner Fakültesi'nde. Şimdi şu aklımda, acaba evle okul arasında bisikletle mi gidip geliyorsun? Tabii. Kaç kilometre günlük? 6 kilometre mesafe var. Gidip yani çok, geliyorum. Çok diyelim. Çok ne dersin diyelim. Bisiklet yolları, Konya'da park, bahçeler? Zevkle kullanıyorum kendim. iyi oluyor yani burada. Sadece mesela yani negatif bir yönü yok bunun. Eyvallah. Gayet güzel. Yollar da kaliteli zaten. Sadece bazen yayaların kaldırım yerine bisiklet yolunu kullanması birazcık sorun olabiliyor bazen. Onun dışında gayet memnunum. Severek kullanıyorum zaten. Sırf bununla, yola güvenerek bisiklet aldım. Ne güzel, ne güzel. Harikasın. Evet. Bisikletin son derece güzel. Yemyeşil bir şey bulmuşuz yani. Evet. Pantolonla falan da uydurmuş. Modayı takip ediyor kardeşim. Evet. Peki. Allah kaza bela göstermesin. İnşallah. Kendine dikkat et. Evet sevgili seyircim, bisiklet yolları kullanılıyor Konya'mızda yoğun bir şekilde. Gördüğünüz gibi yaz kış demeyen gençlerimiz var. Okulla, üniversiteyle, evlerine bisikletle gidip geliyorlar. Bir de bizim akıllı bisikletlerimiz var sevgili seyirciler. Konya'mızın belli noktalarında akıllı bisikletleri kullanıyorsunuz. Hiç bisikletinizin olmasına da gerek yok. İşte akıllı bisikletler standımıza gidelim. Gel.
Konya'mızda akıllı bisiklet ayrıcalığı da var sevgili seyircilerimiz. Konya'mızın belli noktalarında, yoğun olduğu yerlerde hiç bisikletinizin olmasına gerek yok. E-kartınızı tanımladıktan sonra alıyorsunuz bisikletinizi. Belli bir süre ve mesafede ücretsiz zaten. Son derece ekonomik de aynı zamanda. Konforlu, bakımları yapılıyor. Son derece rahat. Hem de bir de bisiklet yollarıyla gördüğünüz gibi İstanbul yolunda da son derece avantajlı. Bizler devam ediyoruz. Selçuk Üniversitesi'nin kampüs alanındayız sevgili seyirciler. Hemen kampüse doğru dönüyorum. Yine buraların ilk ağacının, çimlerin dikildiği zamanları hatırladım. İlk bu kavşan yapıldığı zamanı hatırlıyorum. Şu anda sonbahar itibariyle de bütün renk cümbüşleri şu anda görünebiliyor. Ve hemen buradan, şöyle döneceğim artık kapanış zamanına doğru. Buradan da Selçuk Üniversitesi'nin üst geçitleriyle geçiş kısmını da gösterelim. Ve sizlere veda etmiş olalım. Bakın tramvayımız da geldi. Burada durup Selçuk Üniversitesi'ne girişler de yapılabiliyor. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.